Son MKYK toplantısında yaşanan gelişmeler çerçevesinde yaptığımız istişarelerle ve son olarak da bugün MYK'da arkadaşlarımı istişare ettikten sonra 22 Mayıs 2016 günü tüzüğün 70. maddesi gereğince partimizin olağanüstü kongresini gitme kararı aldım. Benim bu kararı almamda herhangi bir şekilde hissettiğim bir başarısızlık duygusu ya da tarafımca atılmış bir adımdan duyulmuş pişmanlık söz konusu değildir. Yaptığım görevi hakkıyla ve onurumla yaptım. Peki neden böyle bir karar aldım? Elhamdülillah. Genel kongre üyelerimize teşekkür ederim. Her iki olağan ve olağanüstü kongrede mutabakatla genel başkan seçildim. Mutabakatın olmadığı bir yerde de genel başkanla aday olmayı düşünmem. Eskilerin çok güzel bir sözü vardır. Er-refik kablet tarik. Yani yoldan önce yol arkadaş. Ben yola çıktığım arkadaşlarımın birlikte olduğumuz inancıyla omuz omuza benimle olduğundan emin olmak isterim. Benimle olmadıkları anda da bunu bana söylemelerini arzu ederim. Bu bağlamda son MKYK'da yaşananlar ve önergenin kendisi parti usulleri bakımından benim açımdan çok büyük bir önem ihtiyaz etmiyor. Onun için de ilk imzayı kendim attım. Ama takip edilen yöntemi refik olma özelliğiyle bağdaştırmadım. Bağdaştıramadım. AK Parti'nin birliğinin, beraberliğinin devamı için refik değişmesindense bir genel başkan değişiminin daha doğru olacağı kanaati bende hasıl oldu. Önümüzdeki olağanüstü kongrede bu şartlar altında aday olmayı düşünmüyorum. Her zaman gözettiğim ve bundan sonra da gözeteceğim 5 hukuk vardır. Birincisi, Cumhurbaşkanımız ile aramızda olan insani kardeşlik hukukudur. Bu bağlamda hiçbir spekülasyonun, yorumun yapılmasını doğru görmem. Ne gelişme olursa olsun ben verdiğim söze sadığım, Cumhurbaşkanımızla son nefesime kadar vefa ilişkisini sürdüreceğim. Hiç kimse benim ağzımdan, benim dilimden, benim zihnimden Cumhurbaşkanımız aleyhine tek bir söz duymadı, duymayacak. Bunun açık ve net bilinmesini isterim. Bunun istismar konusu edilmesine de izin vermem. Cumhurbaşkanımızın onuru hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı olarak hem benim dava arkadaşım olarak onun onuru benim onurumdur. Onun ailesinin onuru benim ailemin onurudur. Onun ailesi benim ailemdir. Burada kimsenin bundan sonra yeni fitne kapıları açmaya niyetlenmemesi icap eder.